Başkan değerli milletvekilleri Bağkur'a Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan vatandaşlarımız hastanelerde ücretsiz muayene olamamakta, tedavi olamamaktadır, eczanede ilaçlarını alamamaktadır. Ancak Suriyeli e, Suriye'den gelenler, Suriyeliler Türkiye'de Ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinde yararlanmakta, ücretsiz olarak ilaçlarını almaktadır. Bu çifte standart uygulamaya ne zaman son vereceksiniz? Askerlik yükümlülüğünü yerine getiren, vergisini ödeyen vatandaşımız bu hastane tedavilerinde ücretsiz yararlanamamakta, Suriyeliler yerler yararlanmaktadır. Teşekkür ederim, saygılarım. Halkın polisi olan emniyet mensupları bizim yegane değerimizdir. Anayasamızın 5. maddesi uyarınca devletin temel amaç ve görevleri kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamaktır. Ağır şartlarda görev yapan polislerin hayat standartlarını emeklileri boyunca refah seviyesinin yükseltilmesi için ek göstergelerin 3000'den 3600'e çıkarılması için kanun teklifi verdim. Evet. Emniyet mensuplarının bu mağduriyeti ve çalışma koşullarının ağır oluşundan dolayı büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. Emniyet mensuplarının ek gösterge ve çalışma koşullarının ağır olması ne zaman düzelecektir? Bu ek gösterge kanun teklifimizi meclis başkanlığı ne zaman gündeme getirecektir? İktidar buna neden destek vermemektedir? Tüm emniyet mensupları bu iyi haberi bekliyorlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Selam ve saygılar milletiyorum. Sayın Bakanım, Diyanet İşleri Başkanlığı tüm 81 ilimizde münhal bulunan İmam hatip kadrolarına geçici cami görevlisi sınavla alınmıştır. Sınav sonucu alınan bu cami imamları temizlik işçisi statüsüne işkura kaydırılmış, kaydırılmıştır. İmam olarak, cami görevlisi imamı olarak sınavla alınan bu cami imamları hangi yasaya, hangi tüzüğe, hangi yönetmenliğe uygun olarak işkur personel olarak kaydırılmıştır. Açılan sınavda İş kura kaydedileceklerine ilişkin bir hükmü yoktur. İş kura kaydedildikleri zaman asgari ücretle çalışmaktadırlar. Ancak cami imamı olarak görev yaptıkları zaman hem üzlük haklarında hem statülerinde bir farklılık vardır. Bu kanuna, nizama aykırı değil midir? Bunların bu mağduriyeti ne zaman giderilecektir? Soru 2. Tasarının altıncı maddesi anayasamızın ikinci, dördüncü, onuncu, yirmi dördüncü anayasan 174 ve Lozan Sözleşmesi'nin 42. maddesine aykırı değil midir? Sayın Bakanım, Ümraniye ilçemizde emniyet müdürlüğünün bulunduğu bina var. Bina tam şehir merkezinde hem güvenlik açısından risk, tehdit et, risk teşkil etmekte hem de trafiği yoğun etkileyecek olan bir noktada bulunmaktadır. Bunun hem güvenlik sağlama açısından hem risk teşkil etmemesi açısından herhangi bir e, saldırı vesaire maruz kalmaması açısından ve trafiği rahatlatıcı açısından e, başka bir yere nakletmeyi düşünüyor musunuz teşekkür